çokları Türklerin Balkanlardaki tarihinin Osmanlıların kuruluş döneminde Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'nin ele geçirilmesiyle başladığını düşünür. Oysa Turani halkların Balkan Yarımadası'ndaki geçmişi günümüzden yaklaşık 1600 yıl öncesinde Hun Türklerinin Doğu Avrupa'ya uzanmasıyla başlar. Milattan sonra 350 yılı civarında Hunlar Avrasya steplerinden batıya doğru bugün için bilemediğimiz bir sebepten dolayı harekete başladı. Dönemlerine göre gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve savaş taktikleri vardı. Karşılaştığı diğer kavimleri batıya doğru sürdüler ya da egemenlik altına alarak büyük bir hızla doğu Avrupa'ya yayıldılar. Nihayet 434 yılında tarihin gördüğü en büyük komutanlardan birisi olan Attila'yı kahan kabul eden Hun boyları birleşerek yaklaşık 35 sene boyunca sürecek bir konfederasyon kurdular. Hunların baskısıyla oluşan bu hareketlilik Avrupa'nın sosyal, kültürel ve demografik yapısını değiştiren ve bugünkü yapısının temellerini oluşturan kavimler göçünü başlattı. Bu değişimin en önemli sonuçlarından birisi de Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması oldu. Hun akıncılarının ilk olarak 378 yılında Tuna boylarını geçtikleri ve Trakya'ya kadar ilerledikleri biliniyor. İkinci akın ise Roma İmparatoru Theodosius'un ölümü üzerine çıkan kaostan faydalanarak 395 yılında oldu ve yine aynı dönemde Trakya'ya kadar indikleri kayıtlara geçti. 409 yılında gerçekleşen 3. Balkan seferinde Romalılar barış için önemli bedeller ödemeye razı geldiler. Kaan Rua döneminde 433'te Viyana'yı fetheden Hunlar, efsanevi Kaan Attila döneminde ise 441-446 yılları arasında bütün Balkanları ele geçirdi. Doğu Roma İmparatorluğu'na son vermek için büyük çekmece önüne kadar gelen ve İstanbul'u ele geçirmeyi amaçlayan Attila, çok ağır vergiler ödemesi karşılığında anlaşarak geri çekildi. Attila öldüğünde Avrupa tamamen Hunların önünde diz çökmüştü. Ancak takip eden dönemde birlik korunamadı ve hızla parçalanan Avrupa Hun Devleti 470 yılında çökerek tarih sahnesinden silindi. Hunların soyundan gelen Macarlar günümüzde de bağımsızlıklarını koruyor ve kendilerini Hun Türklerinin torunları kabul ediyor. Hunlardan sonraki dönemde onların mirası üzerine Avarlar yükselişe geçecekti. Önceleri Kafkasya ve Hazar Denizi'nin kuzey bölgelerinde yaşarken batıya doğru yönelen Turani bir kavim olan Avarlar 6. yüzyılın başlarında Macaristan Ovası'nda siyasi bir güç haline geldiler. Avar Kağanlığı devlet içinde Türkçe ünvanlar kullanan ve Türk boylarının ağırlıkta olduğu bir ülke olarak yaklaşık 300 yıl Doğu Avrupa'da varlığını korudu. Çağdaşı olan bazı tarihçilere göre Hunlarla aynı dili kullanan Avarların 558 yılında Bizanslar ile bir ittifak anlaşması yaptığı biliniyor. 562 yılında 20 bin kadar ile Tuna boylarına gelen ve burada Bizansları rahatsız eden kavimlere saldıran Avar Türkleri, hakimiyet kurduktan sonra kuzeye ve Almanya içlerine yönelik akınlar yapmaya koyuldu. Sert iklim koşulları nedeniyle ilerleyişlerini durduran Avarlar, Doğu Avrupa ve Tuna boylarına yaptıkları akınlar ile kavimler göçünün devam etmesine yol açtı. 8. yüzyıl boyunca sürekli savaşlarda yıpranan Avar Kağanlığı giderek güç kaybetti. 9. yüzyılda siyasi birliğini kaybeden Avarlar, akraba bir kavim olan Bulgarlar ile kader birliği yaptılar. İlerleyen dönemde bulundukları bölge içinde kalan milletlerle kaynaştılar ve asimile oldular. Balkanların en eski Turani halklardan birisi olan Bulgarlar ise günümüzde Slav kültürüyle büyük ölçüde birlikte anılıyorlar. 7. yüzyılda Hazar Denizi'nin kuzeyinde Volga boylarında yerleşik bir halk olan Bulgarlar, kavimler göçünden en yoğun etkilenen halklar arasında gösteriliyor. Hunlar ve Avarlar gibi hem komşuları hem de akrabalar olan halklarla beraber kader birliği yapan Bulgarların önemli bir bölümü tarihin akışı içinde Dobruca bölgesi bugünkü Bulgaristan ve Trakya'ya geldi. Zamanla Bizans etkisiyle Ortodoks mezhebine geçen Bulgarlar daha sonra siyasi sebeplerle Slav halklarıyla kader birliği yaptı. Uzun süre varlığını sürdüren Tuna Bulgar Krallığı 14. yüzyılda Osmanlıların eline geçti. Günümüzde Turani kimliklerini büyük ölçüde yitiren Bulgaristan bağımsız bir devlet olarak yaşıyor. Balkanlardaki izleri bulunan bir diğer Türk kavmi de Peçenekler. Oğuz Kağan Destanı ve Kaşgarlı Mahmut'a göre Oğuz Türklerinin boylarından birisi olan Peçenekler, Orta Asya'dan batıya doğru yürüyüşe geçen kavimlerden birisi. Bizans kaynakları Peçeneklerin 9. yüzyılın ortalarında İdil boylarına geldiğini yazıyor. Sonraki dönemlerde batıya doğru yürüyüşe devam eden Peçenekler, 1060 yıllığına geldiğimizde Tuna boylarına kadar olan tüm Karadeniz sahilini ele geçirmişlerdi. Ruslar ve Bizanslılar ile bazen savaşan, bazen de onların yanında paralı asker olarak boy gösteren peçeneklerin Selanik civarına kadar akınlar yaptığı da biliniyor. 12. yüzyıl boyunca bölgedeki hemen her savaşa adı karışan peçenekler, askeri ve siyasi güçlerinin azalmasına bağlı olarak önce Ortodoks mezhebine katıldılar, sonra da küçük gruplar halinde dağıldıkları Bizans, Bulgar, Slav ve Macar toplulukları içinde asimile oldular. 13. yüzyılda tarih sahnesinden tamamen silindiler. Osmanlı öncesi dönemde Balkanlara gelen bir diğer Türk kavmi de Kumanlardır. Farklı halklar olsa da Kıpçaklarla o denli ortak bir tarihleri vardır ki zamanla kaynaşmışlardır. 11. yüzyılda Deşli Kıpçak diye bilinen Karadeniz ve Hazar Denizi'nin kuzeyindeki bölgede hakimiyet kuran Kıpçaklar, 13. yüzyılda Moğolların hakimiyetine girdiler. Altın Orda adıyla bir Kıpçak Moğol devleti ortaya çıktı. Ancak bu dönemdeki siyasi olaylar nedeniyle Kumanlar Orta Avrupa ve Balkanlara doğru göç ettiler. Ağırlıklı olarak Romanya, Macaristan ve Moldova civarında hakimiyet kuran Kumanlar da kendilerinden önceki Turani halkların kaderini paylaştı. Bir kısmı Katolik, bir kısmı ise Ortodoks olan Kuman Türkleri yaşanan askeri ve siyasi gelişmelere bağlı olarak Balkanlar, Orta Avrupa ve Ukrayna'ya dağıldılar. Doğuda Kıpçaklarla kalanlar ise Müslümanlığı seçtiler. Bugün Makedonya'da Kumanova isimli büyük bir şehir ve ova bulunmaktadır. Eski Yugoslavya ve Bulgaristan'da ciddi bir kuman kültürü varlığı hissedilmektedir. Osmanlılardan önce Balkanlara yerleşmiş son Türk topluluğu ise 13. yüzyıl ortalarında Sarı Saltık öncülüğünde Dobruca bölgesine yerleşen Çepni Türkmenleridir. Moğol baskısıyla Selçuklu Devleti'nin dağılması üzerine Bizans'a sığınan ve annesi bir Bizans soylusu olan Selçuklu Şehzadesi ile birlikte hareket eden ve dini liderleri Sarı Saltık olan Çepni Türkmenleri sonraki yüzyılda Osmanlı ilerleyişinin önünü açan öncü bir rol oynamışlardır.